Arkadaşlar Yazılı havuzlu kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav soruları. Soru bir Bir paragraf var. Metne göre temel ve türetilmiş büyüklükleri belirleyiniz demiş. Öncelikle arkadaşlar temel ve türetilmiş büyüklük neydi? Temel büyüklük tek başına ifade edilebilen büyüklük, değil mi? Tek başına ifade edilebilen türetilmiş neydi arkadaşlar? Temel büyüklük yardımıyla ifade edilebilen büyüklüktü. Temel büyüklük yardımıyla ifade edilebilen büyüklüktü. İfade edilen büyüklüktü. Peki buna göre bakalım. Paragrafı okuyalım. Rüzgar dünya yüzeyindeki alçak ve yüksek basınç alanları arasındaki hava akışıdır. Coğrafyanın temel ilkelerine göre alçak basınç alanları sıcak havanın genişip yükselmesiyle yüksek basınç alanları ise soğuk havanın yoğunlaşıp alçalmasıyla oluşur. Bu basınç farklılığı hava kütlelerinin hareket etmesine sebep olur. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden bu hava rüzgar olarak adlandırılan doğa olayını meydana getirir. Rüzgarın hızı ve yönü alçak ve yüksek basınç kuvvet alanları arasındaki Basınç farkının büyüklüğüne ve engellerinin varlığına bağlı olarak değişir. Şimdi arkadaşlar e, temel diyelim şöyle temel büyüklükler türetilmiş diyelim. Şimdi alttan çizelim. Burada dikkat ederseniz basınç var. Alan var arkadaşlar. Daha sonra <laughs> sıcaklık var burada. yoğun Yoğunluk var burada. Kütle var. Daha sonra arkadaşlar hız var arkadaşlar ve kuvvet var arkadaşlar burada kuvvet. Bu altını çiziklerimizin hangisi temel türetmiş bakalım. Basınç arkadaşlar tek başına ifade edilemez. Dolayısıyla basınç türetilmiştir. Daha sonra alan alan da aynı şekilde türetilmiştir arkadaşlar. Daha sonra sıcaklık, sıcaklık tek başına ifadene, ifade edilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla sıcaklık temel büyüklük. Yoğunluk türetilmiştir. Daha sonra kütle temeldir. Hız türetilmiştir. Ve kuvvet türetilmiştir. Gelelim ikinci soruya. Yukarıdaki metne göre skaler ve vektörel büyüklükleri belirleyiniz. Her birinin SI birim sistemini yazınız demiş. Skaler ve vektörel neydi arkadaşlar? Sayı olacaktı. Artı birim olacaktı. Vektörelde ne olması gerekiyor? Sadece fark olarak yön olması gerekiyordu. Sayı olacaktı. Artı birim olacaktı. Artı yön olacaktı. Dolayısıyla ikinci soruyu birinci soruyu referans alarak yapacak olur isek sıcaklıktan başlayalım. Sıcaklık arkadaşlar e, skaler büyüklüktü. Şöyle skaler diyelim. Şuna da vektörel diyelim. Şimdi sıcaklık skaler. Başka kütle skaler. Basınç skaler. Alan skaler. Yoğunluk skala hız vektörel kuvvet vektörel kuvvet vektörel kuvvet vektörel şimdi sıcaklık SI birimini istiyor arkadaşlar sıcaklığın birimi farklı kalemle yazalım Kelvin kütle kilogram basınç Pascal veya arkadaşlar kilogram metre kare bölü saniye kare olabilir kilogram metre kare çarpı saniye kare alan metre kare yoğunluk arkadaşlar kilogram bölü metre küp diyelim hız'a bakalım hız metre bölü saniye kuvvette arkadaşlar Newtondur ya da kilogram çarpı metre bölü saniye karedir arkadaşlar. Şunu bir soru. Andre Maria Amper üzerinden akım geçen terin akım yönlerinde bağlı olarak birbirine çekme ya da itme kuvveti uyguladığını keşfederken Faraday elektrik akımının manyetik etkisinden faydalanılarak hareket elde etmeyi başarmıştır. Faraday bununla da yetinmeyip manyetizma ve hareket enerjisini kullanan mekanik bir sistem tasarlayıp elektrik enerjisi elde etmiş. Daha sonra diyor bu metne göre bilim adamları fiziğin hangi alt dallarıyla ilgilenmiştir. Öncelikle fiziğin alt dalları bir kodlama vardı arkadaşlar. Neydi? Onu hatırlayalım. Kamyon etti değil mi? Kamyonet. net. Peki K neydi arkadaşlar? K katı hal fiziği değil mi arkadaşlar? Katı A atom fiziği mekanik yüksek enerji ve plazma optik nükleer elektromanyetizma ve termodinamik arkadaşlar. Şimdi Dikkat ederseniz burada bak, elektrik ifadesi geçiyor. Elektrik enerjisi ifadesi geçiyor ve hareket mekanik bir sistem diyor burada. Hareket enerjisi mekanik bir sistem tasarlayıp. Dolayısıyla şuradaki fiziğin alt dallarını referans alarak elektromanyetizma olabilir arkadaşlar. Çünkü elektrikle alakalı elektromanyetizma ve Burada mekanik dediği için arkadaşlar zaten fizin alt dallarında mekanik olabilir arkadaşlar. İki tane durum olabilir. Gelelim diğer soruya. Dördüncü soru. Yukarıdaki metne göre bahsedilen fiziğin hangi alt dallarıyla ilgilidir? Verilen alt dalların ilgilendiği konuları açıklayarak birer örnek veriniz. Maglev trenlerinin çalışma prensibi eş kutupların birbirini itmesi mantığına dayanır. Maglev trenlerin altında bulunan mıknatıslar ile tren raylarında bulunan elektromıknatısların birbirini itmesi sonucu tren rayın üzerinde hiçbir şeye temas etmeden durmaktadır. Böylelikle trenin havaya kalkması sonucu işlemi sonrası bobinlere elektrik akımı verilerek ray boyu ilerlemeyi sağlayacak itici ve çekici manyetik olarak getirilmiş olur. Tren biraz ilerlediğinde raylardaki elektromıknatısların kutupları değişir ve ve aynı düzenek yeniden sağlanır ve bu şekilde tren raylarının üzerinde temas etmeden hareket eder. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz magnet trenlerin elektromutnatıs bak birbirini itmesi sonucu bir temas etmeden duruyor ve burada itici ve çekici manyetik olarak diyor. itici ve kuvvet uyguluyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki kelimeleri baz alacak olur isek e, fiziğin alt dallarından Şurası elektromagnetiz, elektromanyetizm olur. Diğeri de ne olur? Kuvvet olduğu için arkadaşlar o da mekanik olur. Bunları diyor açıklayın diyor arkadaşlar. Bunları açıklayacak olur isek arkadaşlar. Ee, yüklü parçacıkların yüklü parçacıkların etkileşimi hareketi ve manyetik özelliklerini inceler ve manyetik özelliklerini inceler. inceler. Örnek verin demiş arkadaşlar. mesela pusula ile yön bulunması. Pusula ile yön bulunması. Mekanik arkadaşlar Kelimeler neydi? Kuvvet, denge olması gerekiyor. Hareket ve enerji arasındaki ilişki inceler. Değil mi? Bunlar arasındaki ilişki inceler. Öncelikle mesela e, ne olabilir örnek olarak da arkadaşlar? Mekanik bisiklet olabilir. Değil mi? Bisiklet sürmek, bisiklet sürmek, mekanik alt dallarında örnek verebiliriz. Beşinci soru, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gö gösteren bilimsel kuruluşlardan iki tanesini yazarak açıklayınız demiş. Tabi bunlardan bir tanesini arkadaşlar ASELSAN alacak olursak diğerinde de NASA diyelim ve bunları da açıklayalım. ASELSAN arkadaşlar Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçları, haberleşme olacak, haberleşme ihtiyaçları radar radar elektronik harp insansız hava araçları otomasyon ulaştırma sağlık sistemleri iyi günler arkadaşlar NASA'da arkadaşlar Merkezi ABD olmak üzere uzay çalışmaları ve programlaması yapar arkadaşlar. Uzay çalışmaları, uzay çalışması ve pro programı yapan bir kurumdur arkadaşlar. Altın soru. Bir restoran mutfağında şef olarak çalışan Ersan, benmari tekniği ile çikolata eritmek istiyor. Bu amaçta 77 santigrat derece sıcaklığında su ve 20 santigrat derece sıcaklığında kalıp çikolata kullanıyor. Suyun ve çikolatanın sıcaklıklarını 2 dakika arayla ölçüyor ve elde ettiği verileri not alıyor. Ve erittiği çikolata 20 santim kalıplara koyarak her biri 4 gramlık çikolata parçacıkları elde ediyor. Yukarıdaki metne göre fiziksel necekleri SI birimini yazınız demiş arkadaşlar. Şu sıcaklıklar var. Şu altını çizelim. Bunların SI birimini yazalım. Dakika var. Santimetre var. Ve gram var. Santigrat derecenin SI birimi nedir arkadaşlar? Kelvindir. Ee, daha sonra dakika. SI birimi saniyedir. Santimetrenin SI birimi metredir gramın SI birimi de arkadaşlar kilogramdır arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar kolay gelsin.